Hemen isterseniz bundan başlayalım Zahide Hanım. Tamam. Kiraz. Kiraz sirke. 10 tanesi bir ağrı kesici özelliği var diyorlar. Bir ağrı kesici. Bildiğimiz ağrı kesicilerden bir tanesi kadar özellik var diyorlar. Lütfen şimdi dikkatli dinleyin. Kan sulandırıcı özelliği var. Böyle bir nimet yok. Lütfen zamanı sakın sakın kaçırmayın. Kağıdı kirazları aldınız. Lütfen. Güzelce yıkadınız. Yapıyoruz. Güzelce yıkadınız. Hurma sirkesini çok şey yapmış Cuma yaptınız ya. Harika bir şey. Harika bir şey. Kabız sirkesi. İçin çok güzel. Şimdi dinleyiniz. Saplarını ayırdık. Sapları ne yaptık? Sakın atmadık. Neden? En güzel idrar söktürücü özelliği var. Zayıflamak isteyenler, ödem atmak isteyenler, tansiyon düşürmek isteyen kardeşlerim sakın sakın saplarını atmadınız. Bir bardak suyun içine, bir bardak suyun içine bir tutam atınız. Yaklaşık 1-2 dakika kaynatacaksınız. 1-2 dakikada kapatıp demleyeceksiniz, süzüp içeceksiniz. Bunu yapalım. Çok güzel bir nimet. Eğer fırsat bulursanız buna bir de tam zamanı mısır püskülü de atabilirsiniz birazcık. O zaman daha da güzel olur. Daha da güzel İdrar temizleyici özelliği. İdrar temizleyici özelliği artı ödem atıcı özelliği artı kilo vermeye yardımcı özelliği var. Sakın kiraz saplarını atmıyorsunuz. Ne kadar kaynatıyoruz? 1-2 dakika. Neden bu? Otsu olduğu için çok çabuk hemen geçecek. Kaynayan suya attık yalnız. Kaynayan bir suyun içine attık. 1-2 dakika kaynattık. 1-2 dakika demledik. Bu fırsatı kaçırmıyoruz. Lütfen bu sirkeyi yapınız. Bu sirkenin inanılmaz özelliği var. Çok faydası var. Kan sulandırıcı özelliği var, gençleştirici özelliği var. Damarlarınızın sulandırıcı özelliği olduğu için beyin damarlarına bile faydası var. Muazzam bir nimet. Hemen ne yapıyoruz? 1 kilo kadar kirazımızı, bu kirazımız da maşallah bütün her yerlere bizim kirazlarımız gidiyor. Süper Avrupalara olsun. Bizim kirazlarımız gidiyor. Allah böyle bir nimet vermiş ülkemize. Ben de diyeyim biliyor musunuz hocam? Şimdi bir tarafım İzmirli ama Kütahyalı. Şapaneli bizim de kirazımız meşhurdur. Evet, senin kirazlar çok güzel. Böyle söyleyince babam çok mutlu oluyor. Ben de böyle mecburen söylüyorum valla. Biz de çok selam söyleyelim. Ellerinden öperim canım. Sağ olsun. Abimizin ellerinden öpüyoruz. Hürmetlerimizi gönderiyoruz. Sağ olun hocam, teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum hocam. Olgun olmasında yarar var. Biraz daha böyle. Çekirdeklerim var mı şimdi? Çekirdeklerini de atıyoruz. Sakın çekirdeklerini atmayınız. Çekirdeklerinden de daha sonra anlatacağım neler yapılacağını. Ya, bakın özelliği ne sevgili kardeşlerim biliyor musunuz? Ezip atıyorum. Eziyorum bakın böyle ezip atıyorum. Biraz daha olgunluğu bulursanız daha da iyi. Hani böyle esnafın pazarın son zamanlarında gidip de böyle kalanlarından alırsanız daha da iyi olur. Yazık olmaz. Çok büyük nimet. Bu nimeti kaçırmayın can kardeşlerim. Yapın bir kilo kadar şey böyle ezdik attık. Muhakkak ezmeniz sirkenizin çabuk olmasına yarayacak. Ne kadar bekleyeceğiz? 20 gün bekleyeceğiz. Üstünü neyle örteceğiz? Bezle örteceğiz. Hamileler içebilir. Hamileler içebilir. Çocuklar içebilir. Herkes her içebilir. Bunda bir ayrım yok. Bunu herkes içebilir sevgili kardeşlerim. Doktorları aksi bir şey söylemedikçe. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorum. Dikkat edin. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorum. Hani her hafta gidip ya da 2-3 günde bir gidip kan tahlili yaptırılan bir ilaç var ya. Onu kullananlar doktorlarına danışmadan bunu kullanmasınlar. Onun dışındakiler korkmadan kullanabilirler. Ama onu kullananlar muhakkak doktorlarına da şey. Sevgili kardeşlerim bir kilo kadar kirazımızı attık. Sonra hemen ne yapacağız bunun içine? Ne yapacağız bunun içine? Bir bardak sirkemizi koyduk. Bir çorba kaşığı da tuzumuzu koyduk. Sirke yapmak çok kolaymış çok aslında. Çok kolay ya. O kadar bir kolay bir nimet sirke, ki o kadar. Bir de ya nelerin sirkesini yapıyoruz. Bir de bunu muhakkak tahta kaşıkla karıştıracaksınız. Sakın başka kaşık kullanmayacaksınız. Tahta kaşık kullanacaksınız. Üstünde beyaz bir barlanma olur. O problem değildir. Üstünde küf gibi bir şey olursa o problemdir. Sirke denilen nimetten yararlanınız. Hemen oldu. Bir kilo kadar kiraz yıkadıktan sonra attık, ezip attık. İçine 4 litre su koyduk, bir çorba kaşığı tuz koyduk, bir bardak da sirke Şimdi koyduk. Şimdi bu kan sulandırıcı mı hocam? Kan sulandırıcı, tansiyonunu düzeltici, iyileştirme gücünüzü, immün sisteminizi düzeltici, Muhteşem. Antioksidan. Antioksidan ne demek? Gençleştiriyor mu bizi? Ağzınıza. Antioksidan, arabanın egzozu vardır ya, arkadan kara kara pislik atar. Antioksidan demek, aynı sizin vücudunuzdan toksin atıcı, yani egzoz atıcı demek. Muazzam bir nimet, bunu kaçırmayın, tam zaman ne olur yapın. Ailecek için. Ya benim çocuk suratını bir buruşturuyor, içmiyor. Tamam, o zaman çorbasına koyuverin. Herkesin çorbasına koyun, hiç kimsenin haberi bile olmaz. Mükemmel olur. Bakın o da ne kadar güzel rengini de verdi. Evet. Bu da ödem giderici. Bacaklarım şişiyor diyorsanız, ödem var diyorsanız, sevgili kardeşlerim bunu da kaçırmayınız. Bu nimetten de faydalanınız. Çok mısır güzel. Mısır püskülü.
ve kirazın sapı. Evet. Kirazın sapı ücübün çöpü derken her ikisinin de ne kadar faydalı olduğunu öğrendik ya yıllar sonra. Biz bunları yıllarca attık mı? Karpuzun çekirdeğini bile attık. Bak hocamla geçen ne güzel yaptık karpuz çekirdeğinden. Evet, harikaydı karpuz. Hemen onu da söyleyelim. Söyleyin karpuz hocam. Çekirdeğinde çok büyük nimetler var sevgili kardeşlerim. Kıracaksınız karpuzun çekirdeklerini. Bir bardak suyun içine yaklaşık bir çorba kaşığı kadar karpuzları atıp kaynatıp suyunu içeceksiniz. Normal ben çitliyorum, o da olabilir. Kanser önleyici özelliği var, antioksidan özelliği var. Bu nimeti kaçırmayın.